tüm dünyada sansür devletler tarafından uygulanır. Ve bunlar dini, milli, siyasi nedenlerden olabildiği gibi bazen de aşırı veya uygunsuz cinsellik, madde kullanımı, şiddete özendirme veya o ülkenin kültürüne uygun olmamasından da kaynaklı olabilir. Bu videomuzda çeşitli sebeplerden dolayı dünyanın farklı ülkelerinde yasaklanıp sansür gören 10 oyunluk listemizle karşınızdayız. Keyifli seyirler. On numarada Fallout 3 yer alıyor. Fallout 3 aslında standart bir yetişkin video oyunundan daha fazla şiddet içermiyor ve üstelik yaş sınırı da var. Ancak oyuncunun oyunda kullandığı maddelerin bazılarının epeyce uyuşturucuları andırıyor olması nedeniyle oyunun satışı Avustralya'da yasaklandı. 9 numara Manhunt 1 ve Manhunt 2. Rockstar Games'in yapımcılığını üstlendiği bu oyun bizce yasağı listede en çok hak eden yapım. Psikopat bir yönetmen, filmdeki cinayet sahnelerini gerçek gibi göstermek değil, adeta gerçek kılmak istiyor. Ve bunun için kiralık katilleri oyuncu kadrosuna katıyor. Oyun İngiltere ve İrlanda gibi Birleşik Krallık ülkelerinde yasaklı konumda. 8 numaramız Mass Effect. BioWare tarafından geliştirilen ve EA Games tarafından yayınlanan bilim kurgu, aksiyon, rol yapma oyunu olan Mass Effect, 2007 senesinde piyasaya çıktığında bazı tartışmalara neden oldu. Mass Effect, eşcinsel aşkı gösteren ilk oyunlardan biriydi ve kesinlikle tartışmalara sebep oldu. Karakterlerden Femme Shepard ve Liara T. Soni arasında Singapur hükümetince itiraz edilen öpüşme ve okşamalı bir sahne vardı. Ülkede oyun yasaklanmıştı. Ancak protestolar sonrasında yasak sona erdi. 7 numarada Heavy Rain var. 2010 yapımı oyunun çok sayıda ödülü bulunmakta. Bizzat benim de oynayıp bitirdiğim oyun, hikaye olarak bir sanat eseri olsa da ve döneminde kültleşmiş oyunlar arasında yer alsa bile bu içerdiği artı 18 öğelerden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yasaklanmasına engel olamıyor. Listemizin 6 numarasında GTA oyunları var. GTA serisi zaten şiddet yüzünden tüm zamanların en tartışmalı video oyunlarından biri oldu. Oyun dünyada tek bir ülkede yasaklandı ve bu ülke Tayland. Tayland genellikle sansür açısından özgürlükçü bir ülke. Ancak 2008'de bir olayı takiben oyunu yasaklanmaya zorladılar. Paul ve Chino adlı bir kişi ücret istediğinde taksi şoförünü bıçakladı ve öldürdü. Mahkeme duruşması sırasında Paul GTA'nın etkisinde kaldığını belirtti. Bu da GTA oyunlarının Tayland'da sansürlenmesine neden oldu. That was my money, Tommy. Why you get in this business, you prick? For the pussy, that's why. Yes. One day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Beş numaralı oyun Battlefield 3. Oyundaki birçok operasyon İran'ın başkenti Tahran'da geçiyor. Doğal olarak pek çok İranlı kötü adam olarak gösteriliyor. Ve yine doğal olarak oyun İran'da yasaklanıyor. 4 numarada Wolfenstein yerini alıyor. Oyun Almanları sürekli kötü adam, hatta Nazi olarak gösterdiği için yasaklandı. Yapımcı 2014 senesinde bazı değişiklikler yaparak Almanlardan onay almayı başardı. Nazi sıfatı The Regime adındaki ayrılıkçı bir grup olarak yeniden biçimlendirildi. Eski sürümler ise daima yasaklı kalacak. 3 numaralı oyunumuz Pokemon Go. Sansür nedenini ilginç bulduğumuz için listemizde yer almayı başaran mobil oyunun anime serisi bildiğiniz gibi 2000'li yılların başında ülkemizde de çocuklara kötü örnek olduğu için yasaklanmıştı. Pokemon'un animesi o dönem Suudi Arabistan'da da bazı simgeleri dinsel olarak gösterildiği iddia edilerek yasaklanmıştı. Pokemon Go oyunu ise bazı GM'leri camilere yakın yerlere konumlandırdığı için yine Suudi Arabistan tarafından sansürlendi. 2 numarada Postal 2 var. Oyun ırkçılık ve şiddet içerdiği için Yeni Zelanda'da yasaklandı. Listemizin bir numarasında Plague Inc. yer alıyor.
Maalesef ki içinde bulunduğumuz korona salgınından dolayı geçtiğimiz Şubat ayında oyun Çin'de yasaklandı. Siz de video hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoları takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.